Zübeyde Hanım merhaba. Merhaba Aşra Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yani dün sanırım savcılığa gitmişsiniz, eşinizden şikayetçi olmuşsunuz. Doğru mu? Doğrudur Esra Hanım. Yalnız o kadını susturursanız ben konuşacağım lütfen. Şimdi aslında hani o kadın dediğiniz kişi Ayşe Hanım da evet. O da bendi, ben de mağdurum. Ben kızımdan oldum, kızımı göremiyorum, kızım evden kaçtı, onu arıyorum diyor. Sizin hayat arkadaşınız kaçtı, siz de mağdursunuz. Aslında aynı sıkıntıyı ikinizin de paylaşıyor olması gerekiyor. Şimdi Ayşe Hanım, o kızını zamanında durdursaydı bu başına gelmeyecekti. O denmezse bana söyleseydi, bana söyleseydi 5 yıldır senin kızım benim bu kadın dedi ya bunlar bana neler çektirdi. Benim o Merve bana söyleseydi ben bunu yanına bırakmazdım. Peki. Tamam buyurun Esra Zübeyde Hanım. Buyurun. Esra Hanım ben şimdi ben size ne diyeyim? Söyleyeceğim şeyler ben hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu iyi yapmışsın. Benim yuvamı yıktılar. Beni mağdur ettiler. O şahısa da dinlesin. O yanındaki dinlesinler. Bak benim söylemek istediğim şu. Beni borç altında mağdur edip bıraktılar. Şu an bile bir telefon geldi ki onun için. Hoparlörü kapatır mısınız? İnşallah sürüneceksin. Sen de aç kalacaksın. Efendim? Evet. Aç kalacaksın sen. Duymuyorum ki ya. Esra Hanım mikrofondan konuşmuyorum. Ben onlar savcılığa dilekçede bulundum ama beni mağdur ettiler. Benim mağduriyetimi gidersinler. Şey gidersin o şahıs. Evet. Beni dünya bir borca koydu. Mağduriyetimi gidersin. Zaten ben o şahısı tanımıyorum, istemiyorum. Ama benim mağduriyetimi gidermezse onlar boş sayısı yaşayarak dolaşacaklar. Sürünecekler. Diyeceklerim bu kadar. Aradı mı? Diye yalan sorun. Söylüyor. Yalan söylüyor. O kadının hayatı yalan. Hayır yalnız bunu söyleyin. Ya peki bak Ayşe Hanım diyor ki 4 yıl önce ben arayıp Zübeyde Hanım'a bu konuya haber verdim. Oğluyla da birbirimize girdik. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. O kadının hayatı yalan. Tamam. Niye böyle bir yalan söylesin? Ama siz Esra şunu da kabul ettiniz. Hanımefendinin gönderdiği salçaları falan hepsini almışsınız. Esra Hanım o kadın o kadın kocasına söylememiş de bana niye söylemiş? Kocasına söyleseymiş. Siz ne söylediniz 4 yıl önce? 4 yıl önce ben sabah cuma saatiydi. Sabah saat 8 sıralar. Bakın saat 8'e sabahleyin erkenden. Dedim ben bu adamdan nasıl kurtulabilirim? Bunu eşini aradım. Numarası vardı bende. Çünkü daha önceden bir konuşmuşluğumuz vardı. Teşekkür falan etmişti bu bana. Salça için teşekkür etmiş size. Numarasını kaydettim. Tamam yalan söylüyorum. Tamam ben Allah biliyor. Tamam yalan söylüyorum. Dedim böyle ablamsın sen benim dedim. Ne olur bak benim kız senin adama, senin adam da benim kızla evlenmişler dedim. O da dedi ki hayır dedi. Yalvarıyorum dedim. Bak bu kız böyle dedim. Sonra ben gittim Merve'nin üst anne arama dedi o bana. Hakan Yıldırım'ı bize küfür etti, Hakan Yıldırım kim? Oğlu. Bu gitmiş oğluna söylemiş. Sonra yani şimdi oğlunuzu nereden tanıyacak, bilecek Hakan Yıldırım'la? Ya. İnternetten. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Bakın efendim. Bugün cuma. Hiçbir kadın. Allah rızası için sizden şunu rica ediyorum. Bakın bu kız bir mağduriyet yaşıyor. Evet. Sizden şunu başkanım. Siz bakın. Siz bu kişiyle birlikte yaşayan bu beyefendinin ruh halini en güzel analiz edebilecek olan kişisiniz. Bu kişi eşiniz kızı dini istismar ediyor mu? Ve mağdur ettiği başka insanlar var mı? Aslında Müslüman bir insan olarak yapmanız gereken şey bu. Bu dini istismar edilerek mağduriyetler yaşanıyor mu para karşılığında? Bu saatten sonra yapmanız gereken bu. Kendini sizden duyduk biz. Mehdi ilan etti. Benim eşim namaza bile gitmez. Ama bunun üzerinden ben çok iyi bir Müslümanım. Okurum, üflerim, telefondan da bu şifacıyım. İşi bitiririm diyen biri var. Bak avukat hanım. Avukat hanım. Buyurun. Ben konuşayım mı şimdi? Lütfen yalnız ben şu an benim müşterim gerekiyor. Bak ben yine diyorum o şahıs 5 seneden sonra
tamamen kendini kaybetti. Bunları tanıdıktan sonra ben açık ve net ama birebir gözüm görmedi. Birebir birini okuduğunu görmedim. Ama araya girebilir miyim? Bakın, Manisa'daki bir din görevlisi, yani Diyanet'e bağlı bir din görevlisi sizin kocanızı Adnan Yıldırım'ı hocaların hocası diye bu aileyle tanıştırıyor. O din görevlisine sorun Esra Hanım. Bak Esra Hanım, o din görevlisine sorun. Zübeyde'yi gördüm, tanıdım derse ben bütün suçlamaları kabul edeceğim. Bu beyefendi kabul ediyor. Bu beyefendi sizin... Ben görmedim. Bakın, ben onu tanıyorum. Hayır, yalan söylüyor. Şimdi, bakın yalan söylüyor. Bu konuda söylüyor. Doğru söylediğinizi düşünmüyorum. Neden? Ben Manisa'daki biri... Ya bu adam şifacıdır, okur, üfler, iyi eder diyerek ta İstanbul'da camideki kafeyi işleten, çaycılık yapan birini hocaların hocası diye takdim ediyorsa birileri Adnan Yıldırım'ın kapısına mutlaka geliyordur. Manisa'daki adam nereden bilsin Adnan'ı? Esra Hanım, bir şey diyeceğim. Esra Hanım, sizin bu konuda eşinizi koruduğunuzu düşünüyorum. Hayır, ya da hayır, tüm mal varlığınızı eşinizin bu şarlatanlığı sebebiyle yaptığınızı düşünüyorum. Aman bunlar ortaya çıkmasın diye de üstünüzü kapatıyorsunuz bence yani. Esra Hanım, benim mal varlığımı araştırın. Bak benim mal varlığımı araştırın. Eğer öyle bir şey çıkmazsa ben onu hoca kimse ondan davacı olacağım. Ama bakın kocanız hocaların hocası tanınıyorsa bunu dışarıda ikinci bir hayat olarak mı yapıyor? Ben o şahısı tanımıyorum. Ben o kişileri tanımıyorum. Hayır. Bakın bu onu tanıyor. Çünkü bir gün dedi ki bu adam, ben şu an Zübeyde Yıldırım'ın yanındayım dedi. O kadın yalan söylüyor. Zübeyde Yıldırım'ın yanındayım dedi. Kadın ağlıyor dedi. Buluşacağım, yalan söylüyor. Bir dakika, kadın ağlıyor dedi. Ne yapmışım dedim. Senin kızına bu nikah kıymış, boşasın dedi. O ya şey, şimdi Nuri Zübeyde Hanım, sizi Ayşe Hanım arayıp, ya bak benim kızıma kocam görüşüyor demesine gerek yok. 8 ay boyunca 7-24, yani bu adam dükkanda çalışıyorsa 7-24 Merve ile telefonda iletişim kurmuş. Bu bile garip değil mi ya? Kocanız normalin üzerinde telefon konuşması yapıyor. Kapattı. Kapattı telefonu. Yani bu da kimseye söylemedi. Normalin üstündeki bir telefon konuşması, telefonla ilişkisi başladın, orada bile şüphelenebilirsin. Yani Merve Nur inşallah sağlıklı düşüneceği bir gün hayatı ile ilgili o gerçek ve doğru kararı alır. Benim sadece bir genç kız için şimdi gelmeyecek en büyük temennim ve dileğim bu. Ben yine şansımı zorlayacağım. Ben, lütfen, İnşallah. Bakın, yani bakın, elimden gerçekten geleni yaparım ama hani yaşıtı biri zor. Zor yani, o kadar söyleyeyim. Kolay kolay söylemem bunu ama zor. Yaşıtı biri olsa, bakın yaşıtı, bu kız yanacak yani. Ablacığım yaşıtı değil ya. Yani o zaman dönüp sana da derim ya, 5 yılda aklınız neredeydi, niye babalara söylemediniz diye ya. Tamam, buraya gelsinler, buraya gelsinler, ben bir tek bunu istiyorum. Peki ben pazartesiye kadar bekleyeceğim. Yine ekip arkadaşlarım iletişim kuracak. Yalnızca ben buraya gelsin, anne ben seni istemiyorum desin. Böyle hani yüzüne söylesin. Evet, adam bir yerde dursun ama onun etkisi altında kalmasın. Peki, tamam. Ben kızımla beraber sürekli konuşuyordum yani sürekli. Tamam Ayşe ablacığım dur. 2 saat ben bir gelirse yapıyorum buraya, Merve ile seni yüz yüze getireceğim. En azından çok buradan çağrıda da Allah razı olsun bulunalım. Sen ben seni istemiyorum dediğinde senden vazgeçeceğini söyle. Pazartesi devam ediyoruz. Mersin. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.